Geçiyor ve karpuz verecek. Keçilerin sütü de karpuzlu olacak mı hocam? Olabilir, kırmızı. Meyveli süt. Ha, kesip Geçen bir verecek şey sütü. vardı, bir araştırma. Amerika'daki bilmem kaç yaşlarındaki insanlara sormuşlar. Bu meyveli sütler, çilekli sütler nasıl üretiliyor diye. Aha. Onların çilek yiyen hayvanlar tarafından yapıldığını söylemiş. Kaç kişi söylüyorlar. Kaç tavuk var? 25 tane. Yumurta ne kadar çıkıyor? 10 taneyi buluyor. Günde. Hı hı. Yumurta da satabiliyor musun? Yok, şimdi yiyorsun, sadece kendi tüketimimiz için o. Çocuklara da götürüyor musun onunla bunun ürettiği şeyleri? Pazardan 30 kişinin falan şeyim var. 39 müşterin. Kişiyle kurdum grubu. Kaç? Ama 39 kişiyle kurdum ben grubu. Aha. Ama şu anda 130'ları geçti. Birbirlerinden mi haberdar oldu? Birbirlerine söyleyerek referansla iş devam etti gitti. Bergama'da mı yaşıyor hepsi? Dikil'de var birkaç kişi. Dikil'den Bergama'ya gelip çalışan var bir tane. O alıp götürüyor. Gerisi hep Bergama. Ürün artıyor mu? Ürün benim emeğime bağlı. Ha. Tamamen benim emeğime bağlı. Satamadığın şey var mı diye merak ettim de. Satamadığım şey bazen haftalarda azar azar oluyor. Onları da keçilere yediriyorum. Ha. Mesela bu sene karpuz piyasası çok düşük. Çok ucuz. Bazen satmak bile istemiyorum. Keçilere yediriyorum. Şimdi işte bak bunları doğrayacağım. Bekliyorlar orada. Ha, fazla bunları satmadığın için mi? Aynen. Bunlar aslında yenebilir mi? Yenebilir. Sıkıntı yok. Ha, kaça bunun kilosu? 8 lira. Satmak ister misin? Soralım mı? Bazı nasıl gidecek ki? Bir yerden bir yere karpuz götürmek çok zor olabiliyor. Var ya, karpuz çok, kavun çok olabilir. Kavunlar çok iyi. Bak kavunları kavunlar götürebiliriz. Muhteşem. Biraz kavunlar yani götürebiliriz. Muhteşem, karpuz da muhteşem. Ama işte dedim ya. Tüketici için şey, hani fiyat yüksek gibi gelebiliyor da üretim maliyeti, benim en büyük maliyetim mazot. Traktör kullanıyorum mecburen. Traktörü ne için kullanıyorsun? Ürün taşımak için, ekmek için. Ekerken traktörle nasıl ekiliyor? Mimzer. Ha. Tohumları tek tek tarlaya atamazsın yani. Saçamazsın. Yo, yabani otla mücadele edemezsin. Ben ilaç kullanmadığım için yabani otla mecbur çapalayarak mücadele ediyorum. Ha, boşluk olması şart. Aynen. Fide? Fide yapmak küçük üretimde iyi ama büyük çaplı üretimde maliyeti daha da arttıran bir şey. O yüzden tarlaya değil tohum ekmek. Şey, gençler diyor ki bir adam neydi ya adı bu ün? Neyse şey diyor. 26 bilmem kaç bin dönüm toprak var diyor, tarım arazisi. Gençler de işsiz diyor. Gençler diyor tarım yapsın falan. Ya tarımı, buradaki sorun insanların tarım yapıp yapmama sorunu değil. İnsanlar neden tarım yapmıyor? Daha önce öğrendikleri bir işti. Şu anda çünkü bildiğin devlet politikasıyla tarım şirketlere teslim edildi. Şirketler şu anda tarımda bütün ekonomiyi de ele geçirmiş durumda. Tarım şirketleşti. Küçük aile çiftçiliği peyderpey zamanla yok edildi. Hala da öyle politikalar yürütülüyor. Evet ama sen mesela yapıyorsun ya, bir genç de senin gibi yapabilir sonuçta. Yapılabilir ama mesela ben kendi mesleğimden vazgeçtim. Geldim. Yani herkesten bunu beklemek biraz insanları aynılaştırmak gerekmiyor. Herkesten bunu bekleyemezsin. Ben bunu buraya bıraktım geldim de daha fazla uğraşarak daha önceki mesleğimdeki parayı ancak kazanabiliyorum. Ama çok daha fazla emek ve zaman harcıyorum. Peki buna değer mi? İnsanlardan bunu bekleyebilir misin? Çamurla ama işsiz uğraşmayı, ya. İşsiz çamur. Ya süper işsizliktense böyle ya, kendine yetmek i̇şte ve zamanla belki daha iyi umut olur. Umut burada önemli olan. Çiftçilik gelecek için umut vaat ediyor mu? Prestiji yüksek mi? Hayır değil.
Şimdi gelecek için umut vaat eden işler daha çok internet üzerinden yapılan işler. Çok küçük geliyor. Evet, anca meraklı olacak da genç. Sevecek de. Sen nasıl bir şey düşünüyorsun gelecek? Bireysel mi, toplumsal mı? Valla ikisi de olur. Tarım politikaları madem değişir mi sence? Tarım... Ancak insanlar bu konuda kararlı bir mücadele yürütürse. Yoksa şu anda var olan sistemden tarım politikalarını değiştirmeyi beklemek, sorunu yaratanın sorunun çözülmesini beklemek gibi absürt, saçma bir durum. Evet, aynen. Doğru. Peki ne mesela, sen bir politika haritası şu an hemen 2 dakikada bir çizebilir misin? Ya şöyle, ya bunun net bir çözümünü veremem. Yani bunda samimi olmak lazım. Bunun öyle hap bir bilgiyle tek seferde çözülebilecek, şöyle bir ürün var, şu tohumu ekin, çözüldü. Hayır, bu da kapitalist sistemin oyunları.